4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevabı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevapları, ne işaretleyiniz? 1. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak elektriği tasarruflu kullanmış olmayız? A. Eski ampullerin tasarruflu ampul ile değiştirmek. B. Enerji verimliliği A sınıfı olan alet ve makineler kullanmak. C. Gereksiz yanan ışıkları kapatmak. D. Odayı ışık şiddeti en düşük olan lamba ile aydınlatmak. Cevap D. I. Damlatan muslukların tamir edilmesi. 2. Musluğun altına kova koyarak sıcak su gelinceye kadar akan soğuk suyu biriktirmek. 3. Evlerin bahçelerine yağmur suyunu toplayan su tanklarının yapılması. 2. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suyu tasarruflu kullanma yöntemlerindendir? A, I, 2 ve 3, B, IV 2, C, IV 3, D, I. Cevap, A. I, alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamalıyız. 2. Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almamalıyız. 3. Besin maddelerini uygun koşullarda saklamalıyız. 4. İndirimdeki gıdalar fırsatı kaçırmamak için ihtiyacımızdan fazla almalıyız. 3. Besin tasarrufu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A. IV 2, B. I. 2 ve 3, C. I. 3 ve 4, D. 2, 3 ve 4. Cevap B. I. Makarna veya sebze haşlama suyunu çorba yapımında kullanmak. 2. Meyve ve sebze yıkama suyunu çiçeklerimizi sulamak için kullanmak. 3. Bayatlamış ekmekleri yumurtalı ekmek yapımında kullanmak. 4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi kaynakların yeniden kullanımı ile ilgilidir? A. IV 3, B. IV 2, C. I. 2 ve 3, D. 2 ve 3. Cevap C. I. Hızlı nüfus artışı, küresel ısınma ve suyun bilinçsizce kullanımı sonucu su kaynakları azalmaktadır. 2. Besin kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak ileride açlık sorunuyla karşılaşabiliriz. 3. Elektrik üretmek için kömür, doğal gaz ve su gibi kaynakları kullanıyoruz. Elektriği bilinçli kullanmazsak bu kaynakları tüketmiş oluruz. 4. Kış ve bahar mevsimlerinde yağmur yağdığı için su kaynaklarımız hiçbir zaman tükenmez. 5. Kaynakların önemini bilen Fatma, yukarıdaki ifadelerden hangisini söylemiş olamaz? A. 2, B. 2 ve 3, C. 4, D. 3 ve 4. Cevap C. Bu yazımızda 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 cevapları sizlerle paylaştık. Umarız ki beğenmişsinizdir.